bunların lügatinde millet yoktur. Bunlar sadece ve sadece millete zulümle iştigal ederler. Başka bir şey yapmadık. Yalnızca 5500 TL maaş alacaklar. Oysa 1999 yılındaki dağılım oranları 99 ilçesine taşınmalıdır ve EYT'liler 12.000 TL maaşa ulaşmalıdır. Siz 5.000 TL veriyorsunuz, biz 85 milyona hakkını verin diyoruz. Emeklilik bir haktır, seçim malzemesi değil. Memlekette çıraklık yapan, memlekette kalfalık yapan, memlekette oyuncu varsa, işçi çalışsın da farkları, siz işverenleri, işçileri korumuyorsunuz. Merhaba. Bir ayrımcılık yapıyorsunuz. Hem doktorsun, doktor olduğun halde Uşak Devlet Hastanesi'nde uzman doktor kalmadı. Ama orada konuşuyorsun. Boşu boşuna orada konuşma. Hiç yalan yanlış konuşma. Uşak'ta Devlet Hastanesi'nde uzman doktor var mı? Var mı? Var mı uzman doktor var mı? Baş boşu boşuna konuşma orada. Kendi kendine burada konuşuyorsun. Uşak Devlet Hastanesi'nde uzman doktor var mı? Ben konuş, burada cevap ver bana. Cevap ver, ondan sonra konuş. Boşu boşuna konuş. Özkan yalı bunları tuz. Bağ kuruluyla sigortalar arasında uçurum yarattın. Yazıklar olsun size. Bunların tuzu kuru, bunlar zenginlerin vekili. Bunlar beşli çetenin vekili. Boşu boşuna orada. Bunlar bilmezler staj, bunlar bilmezler esnaf. Zafer Havalimanı'na peşkeş çekiyorsun. Uşak'ta 370 bin kişiyi mağdur ediyorsun. Versene cevap. Niye açmıyorsunuz Uşak Havalimanı'na? Zafer Havalimanı'na niye peşkeş çekiyorsun? Uşaklıyı neden düşünmüyorsun? Konuyu çarpıtmayın. Zaman geçti ya, seçimlerden sonra mı aday? İkametgahını taşımayı unuttu. Şimdi adaylığı unutacak. Yoksa yıpranmasından mı korkuyorsunuz? Biz değiliz. Asgari ücreti 455 dolara çıkardık. Tarihinin zirvesine çıktı asgari ücret. Asgari ücret tarihi zirve yaptı. 20 bin lira ücret alan birisi emekliliğinde 14 bin lira emekli bağlama aylığı alıyordu. Tarihi zirvedeyiz şu an. Sizin eseriniz bununla övünür. Bunlar bilmez. Bunların tuzu kuru. Bunlar 500 çeteli zenginlerin vekili bunlar. Olmak için eşitsizlik hakkına karşı karşıya kalıyorlar. Sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, sayın teklif sahibi, çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli bakan yardımcılarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli bürokratları, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuzun 31. birleşimini açıyorum. Gündemimizde 2 Taksim 4914 esas numaralı Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici ile 207 milletvekilinin sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi bulunmaktadır. Kamuoyunda kısaltılmış haliyle EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki kanun teklifini bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müzakere edeceğiz. Uzun vadede 5 milyona yakın insanımızı ilgilendiren, aileleriyle birlikte düşündüğünüzde çok daha geniş bir toplumsal kesimi ilgilendiren bu önemli düzenlemeyi bugün müzakere edeceğiz. 4 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlük dışında esasa ilişkin 2 maddemiz vardır. Burada gün boyunca kapsamlı bir değerlendirme yapılacak, müzakereler yapılacak. Ben şimdiden bu müzakerelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, sunuma geçmeden önce komisyon salonunda bulunan temsilcilerin kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Bakan yardımcılarımızdan başlamak üzere bürokrat arkadaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarından, bu arada meslek kuruluşlarından, STK'lardan, pilot varmulardan,
çok sayıda arkadaşımızı da davet ettik. Onlara da maddelere geçtiğimizde görüşleri için fırsat vereceğim. Fikirlerini paylaşacaklar, tutanaklara geçirmiş olacaklar. Detay aldılar diye düşünüyorum. Şimdi ben göremiyorum kameralardan ön sırayı. Kürşat Arat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı. Kameralar yeterince detay almadıklarını söylüyorlar. Bir dakika bir fırsat verelim, detay alsınlar, çıksınlar, sonra tanıtmayın. Arkadaşlar, salon içinde fırsat verelim kameraların ardından başlayalım. Başka platformlarda onu yaparlar. Görüntüyü bilemem.